Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Şu korona günlerinde ailecek evde oynayabileceğiniz bir oyun tanıtmak istiyorum. İşte çocuklarla birlikte iyi vakit geçirebileceğiniz Metropol Emlak Ticareti oyunu. Bu oyun gerçekten insanı eğlendiren bir oyun. Kartlı bir oyun. İşte zarlarla oynanıyor. Öncelikle paketinden bahsedeyim. Kutusundan bahsedelim. Bu kutusu bu boyutlarda, bu işte yani böyle üzerinde böyle vinil tarzı bir şey var. Böyle KS Games, bu Türk firması sanırım. Çevirelim. İçinde neler var? Oyun tahtası var bir tane. 6 adet piyano var, 29 adet top senedi, işte kader çarkı, hazine bonosu, metropol parası, ev var, plaza var, 2 adet de zar var. Şurada Made in Türkiye Türk malı yazıyor. O yüzden Türk malı dedim zaten. İşte oyun Onur Puzzle Oyuncak tarafından üretilmiş. Türk oyun olması beni gururlandırdı açı. Monopoly tarzı bir oyun. Monopoly oynadıysanız, aşinalığınız varsa bu oyunu çok rahat oynarsınız. Ben hiç bilmeyenlere zaten anlatmayı da düşünüyorum biraz oyunla ilgili. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Şimdi kutusu güzel kutulamışlar. Kutusu gayet sağlam. Kötü değil yani. Zaten bunun kutusu size lazım olacak. Kasa şeklinde şey yapacağız. Kullanacağız bu kutusunu. Kapağı şöyle kenara alalım. İçinden bir adet ne dedik? Tahta çıkıyor. Tahta değil aslında. Bu bir karton. Karton. İkiye katlanmış şekilde geliyor. Kartonu güzel. Yani iş yapar. Üzerinde işte böyle şehirler var. Kamu binaları falan yazmışlar. Bazı kader çarkı, hazine bonosu kısımları var. Biraz sonra oyun oynarken zaten göreceksiniz. Bunu şöyle koyalım. Evet, içeriğinde ne var? Onları ben size göstereyim. İşte oyun kuralları var. Metropol oyun kuralları var. Bu önemli arkadaşlar. Bu yani sizin elinizde her zaman için bir kılavuz olarak durur. Zaten birkaç oyunda buna bakarsınız. Ondan sonra zaten hani anlarsınız neyin ne olduğunu. Bu önemli. İlk zamanlar özellikle ilk zamanlar bu önemli. Buradan sonra şu çok önemli arkadaşlar. Bu kartlar şehir kartları. Bu çok önemli. Çünkü şehirler geldiği zaman bunu kazanana vereceğiz. Paralar önemli burada. Paralar var burada. 50 bin. Ondan sonra 10 bin, 5 bin. Şöyle çıkaralım. 10 bin, 5 bin, 1000, 500 ve 100 lira. 100 dolar yani. Toplam 7 adet mi? 7 adet herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herhalde bir de turuncuyu unuttum. 7 adet var. Burada kasamız var. Kasalara bunu ben önce bilmiyordum. Sonra anladım ki bunu kullanırken 50 binden başlıyoruz. Bu şekilde kasalara yerleştiriyoruz. Kasalara bunu ben size yapayım. Biraz zaman alacak ama. Evet. Yüzlük ve yüzlük. 50 bin, 10 bin, 5 bin, 2 bin, 1000, 500, 100 dolar. Dolar diyor. Aslında ya bu bir Türk oyunu olarak ben dolar yerine TL konmasını tercih ederdim açı. Eleştiriyorum bunu. Yetkililer duysun buradan. 2 adet zar dedik. Burada zarlarımız.
Çarklar, kartlar, bunlardan biri kadeh çarkı, diğeri hazine bonosu. İşte burada bazı zar attığımız zaman eğer kutuya gelirse de buradan karşı taraf kazanacak ya da kaybedeceği kader şeyleri bunlar. Şöyle alalım. Burada arkadaşlar var. Piyonlarımız var. Piyonlarımız kaç tane burada? Bakalım. 6 tane. 6 tane. Bu da zaten oyuncu sayısını belirtiyor. Hatırlarsanız kutunun üzerinde 2-6 oyuncu diyordu ya. Bu işte bu maksimum oyuncu sayısı burada. Piyondan dolayı. Aslında buraya satranç satrançınız varsa evde. Oradaki asker ya da fil, kale oralardan alarak oyuncu sayısını yükseltebilirsiniz burada kullanarak. 8 yaş üstü diyor. 8 yaşın çocuk eğer matematiği iyiyse ya da ne bileyim zeki ise bu 5 yaşına kadar düşebilir. Çok da değil bu, yaşa takılmayın. Böyle diyorum. Şunları yine koyalım. Evet, burada şunlardan bahsetmedik. Bunlar önce şu ev ve plazalar var. Arkadaşlar bu ev şehir aldıkça yani daha doğrusu şehri renk renk aldıkça, mesela diyelim ki şu turuncuyu komple aldınız değil mi? Adana, Hatay, Gaziantep sizde. Buradan sonra şansınız yine buraya denk gelirse ev alma şansınız var. Ev alabilirsiniz. Bunu 4 tane buraya gelirseniz 4 çevrildi. Dördüncü de gene geldi. Beşinci de yine kazanırsanız burayı, bütün renklere de sahipseniz plaza alabiliyorsunuz. Plaza ilk başta alamazsınız. Plazayı dördüncüden sonra alma hakkınız var. Neyse, biraz sonra ben size zaten bunu kaldıralım. Başlayalım oyuna. Oyuna başlayalım. Daha iyi öğrenirsiniz. Ben size bir göstereyim. Rakibimiz şu an, biz iki kişilik, size göstermelik olarak oynayacağız. Şimdi iki kişiyle oynuyoruz. Tahtamızı koyalım yerine. Kasamız burada dursun. Önce paralarımızı dağıtalım. Kime ne kadar vereceğimiz burada. Oyun kuralları kılavuzumuzda var. 2 adet 50 bin dolar. Herkesi 2 adet. Şu senin. Şu benim. Kasamıza geri koyalım bunu. Kaç tane 10 bin? 4 adet. Say bakalım. 4 mü? Evet, 4 de ben alayım. Fazla mı vermiş? Fazlasını zaten kasaya koyacağız. 4 de ben alıyorum. 1 adet 5'er 1000. Şöyle koyalım. 2 adet 1000. Herkese 2 adet 1000. Tamam değil mi? Tamam. 500'den ne kadarmış? Birer tane 500. Evet. 5 adet de 100 dolar. Evet, fazlasını geri bana ver. Kaç tane orada? 2000'i unutmuş. 4, 5. 2000'i unuttun mu? Bir adet. 1 adet 2000. Ben sana vermedim mi? Kendimi aldım mı? Kendime de Tamam. almışım. Tamam arkadaşlar. Evet, bu paralar da biraz sonra kullanacağız. Oyunun kurallarını kaldıralım. Şurada dursun. Hangi piyonu seçiyorsun renk olarak? Yeşildir. Piyonlarımız burada. Bana gelen piyonlar burada. Yeşil senin. Bunları başlangıca koyalım. Paramı şuraya koyayım. Tamam. Ben de kendime kırmızı alıyorum. İki kişilik oynayacağım için iki tane piyon yeterlidir. Zarlarımızı alalım. Size ben kartları nasıl koyacağımızı ben göstereyim. Şu
kader çarkıları şuraya ters bir şekilde koyacağız. Hocam, bunun bu tarafı görünmeyecek. Karıştıracağız arkadaşlar. Şunu da karıştıralım. Evet. Bu çarklar, bu çark diyorum her zaman. Bu kartlarımız nasıl kullanılıyor? Diyelim ki şuraya geldi bizim ilk atışımız. Ya da şuraya geldi. İlk iki attı buraya geldi. Hazine borsası. Atan, kazanan şuradan çekecek. Mesela diyor ki Mersin limanında gezintiye çık. Start noktasından geçersen 20.000 dolar al. Mersin limanını buradan bulacağız. Mesela yerimiz neresi? Burada. Mersin limanı nerede? Şurası. Start noktasından ben geçmedim. O yüzden direkt buraya geçeceğim yani. Bu kadar yere atlamış olacağım. Gibi. Bunu alacağız tekrar. Buraya koyacağız. Her zaman için sürekli bu dönecek. O yüzden burada zaten çark demiş. Sürekli dönecek. Evet, şimdi kartlar önemli dedik. Bu kartlar gerçekten önemli. Zaten burada kazandığımız şeyler kartlar olacak. Bu kartlarda belli bir kısmı, kaç tane var burada? 6 tane falan. Bunlar kamu binaları arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunlar biraz pahalı gibi değerleri. Geri tekrardan hani paranız kalmazsa bunları iade edersiniz. Banka net teminat olarak bu aldığın paranın yeni zaman yarısını alır banka kasa. O yüzden hani bunlar önemli. Çok fazla yatırım yapmayın. Yatırım yapsanız da hani paranız varsa. Bunlar da yine şehir kartlarımız. Bunları böyle şuraya sırayla dizelim. İstanbul, Bursa. Şimdi bak burada hani gerçek hayatta gibi İstanbul, Bursa, ondan sonra Eskişehir, Konya bunlar pahalı. Yani diğerleri pahalı. Mesela Kars, Ardahan gibi küçük illerin değerleri de fiyatları da az. Ama bunlar pahalı ama kira getirileri yüksek. Ona göre yani bunu güzel ayarlamışlar. Gerçekçi yani. Böyle sırayla gidelim. Bu şekilde dizersek biz kolaylıkla alacağız. Daha önceden ben bunları bilmiyordum arkadaşlar. Şu kasaya direkt koyuyordum ben kartları. İşte oradan arıyorduk, bulmaya çalışıyorduk vesaire. Zaman kaybı ama burada gözler var. Bu gözler gerçekten hani şunun parayla, şunun da kartlarla ilgisi olduğunu ben sonradan anladım. Güzel yapmışlar. O yüzden kutusu önemli yani. Kutusuna bence değer vermekte yarar var. Zaten kalitesi de güzel. Hatta tahtanın kalitesi de kutunun kalitesi kadar olsa daha güzel olurdu. Bu da kötü değil ama kutununki birazcık daha böyle bir kaplama yapılmış. Hoşuma gitti benim. Evet. Başlayalım mı? Zarlarımız burada. Oyuna nasıl başlayacağız? Zaten kurallarda da yazıyor. Oyuna rakipler zar atacak. En yüksek sayı gelen başlama hakkına sahip. Başlayalım. Bir tane atıyorum. 4'e 1 geldi. Tamam. Benimki 5 benim sayım. 6'ya 5 11. Daha büyük bir sayı olduğu için sen başlıyorsun Hüseyin. Bu kabul değil. Yere düştü. Sen tekrar at. Bu gül geliyor arkadaşlar. Bunu ben şöyle mi alsak da bakalım. Görülüyor mu oradan? Tamam hadi görülüyor. Biraz çekelim şunu. 3 çıktı. Şunu şöyle çekelim. Kaç çıktı? 3. 3. 3 gidelim. Seninki yeşili de. 1, 2, 3. Ağrı geldi. Ağrı şehrini satın alıyor musun? 6.000 dolar. Almak istiyorum. Almak istiyorsa kasadan alacaksın. Buradaki bütün şehirler kasaya ait şu an. Bankaya ait. 6.000 şuradan bir o verecek yani. O verecek. Biz kasadan vermeyeceğiz. Çünkü kasadan satılacak. Bankadan. Evet. 5.000'i buraya koyuyorum. 1.000'i buraya koyuyorum. Ağrı değil mi? En sonunda ağrıyı bulalım.
Al bakalım kartı. Artık şehir senin. Kartımızı yerine koyalım. Şimdi sıra bende. Evet, çift zar geldi. Benim bir daha atma hakkım doğdu. Bundan sonra bir daha atacağım. Öncelik bir şey mi yapayım, oyunumu oynayayım. 1, 12 oynayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kader çarkına da girdim. Yani kader çarkı üstteki kartı çekiyorum. Ne diyor? İddiayı kazandın. Her oyuncudan 1000 dolar al. Burada tek oyuncu var. 1000 lira ondan alacağım ben. Onu en alta koyuyorum yine. Evet. Benim oldu bu. Şimdi bir daha atma hakkım bir daha atma hakkı kazandım çünkü çift zar gelmişti. 6 2 daha 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Serbest bölgeye geldim. Serbest bölgede şöyle bir hakkımız var. Kurallarda zaten yazıyor. İstersem herhangi bir şehir alabilirim ya da başlaya dönerim. Buradan 20 bin dolar alırım ilk geçtiğim için. Tekrar geldiğim için. Ben ne yapmak istiyorum? Ben başlata dönüyorum. 20 bin dolarımı alıyorum kasadan. Evet, 20, 10, 20. Kasama ekliyorum. Evet, sıra karşı oyuncuda. Bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz önce ben 6-2 gelmiştim. Eğer ben bir daha çift atarsam, hani çift geldiyse 6-2 değil de yine 2-2 geldi diyelim. Bu sefer yine oyunumu oynayacaktım ama bir daha atarsam cezaevine gitme durumum olacaktı. Bu da yine oyunun cilvelerinden diyelim. Onu zaten kurallarda okursunuz. Tekrar at. Tekrar at. Yavaş. Evet, yine 6-2 geldi. Yani 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaziantep. İstersen açık artırma yapabilirsin eğer pahalı buluyorsan. 14 bin lira. 14 bin lirayı vermek istiyor musun? Yani almak istiyor musun şehri? Açık artırmaya da çıkarabilirsin. Açık attım mı? Açık artırma. Ben buna 15 bin lira veririm. Evet, 15 bin lira veririm. Bazen kullanıcı bunu pahalı buluyor. Almak istemiyor ama tekrardan da hani daha yükseğe de alabilir. Çünkü açık artırmaya çıkıyor. Zannediyor ki daha uygun fiyat alacak. Bu da yine oyunun cilvelerinden biri. Ben almayacağım. Almayacağım, vazgeçtin yani. Ben 15 bin liraya verip alacağım. 10 bin. Evet. 2 10 bin verdim. 5 bin lira kasadan alacağım. Böylece 15 bin vermiş oldum. Oyun sırası bende mi? Evet. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abo. Burada ne oldu? Veriye takıldım. Ne kadar? 20 bin dolar. Yani ben 20 bin dolar kasiye vereceğim. Evet. Aldığımız o 20 bin geri gitti. Evet. 20 bin lira gitti. Maviler 20. Yok. 1000 bu bir. 20 bin hangisi ya şunlar? Evet, 10 bin, 10 bin daha 20 bin. Gitti 20 bin lira. Şehir kartını da al. Gaziantep'in. Ha, ben Gaziantep'in şehir kartını unuttum mu? Biraz önce şehir almıştım. Onu unuttuk bak. Nerede o şu Gaziantep? Turuncu bölge. Turuncu bölge. Heh. Arkadaşlar Gaziantep'i kendime alıyorum. Artık buraya dizebilirim. Bu benim. Sıra sende herhalde. Sekiz. Sekiz gidelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Muğla. Satın alıyor musun? Almıyor musun? Alacağım. 20 bin dolar ver bakalım kasiye. Evet, 20 bin doları kasiye koyalım ve kartını verelim. Muğla değil mi? Yeşil. Yeşil, yeşil kısmına bakalım. Evet, Muğla burada. Şimdi arkadaşlar eğer
Mesela parası kalmadı karşı tarafın. Elinde de arsaları var. Bu arsaları paraya döndürebilir. Diyelim ki benim en son kartım mesela Gaziantep var. Yani kartlarım içinde. Ben bunu satmak istiyorum. Ben bunu 15 bin aldım ama bunu tekrar banka benden 7 bin dolar alıyor. Yani ucuza gidiyor yarı yarıya. Hayatta da böyle değil mi zaten? Gerçekçiliği güzel. Yani o yüzden arsa alırken elinizde çok fazla paranız yoksa çok yatırım yapmayın diyorum ben. Çünkü yarı yarıya zarar ediyorsunuz. Başka burada stratejik bir şey var mı Hüseyin? Yok. Mesela şu cezaevine girdiği zaman nasıl çıkabiliyordu? İster çift zar atıp çıkabilir, isterse 10 bin kasaya verip çıkabilir. Ya ceza ödeyerek çıkabilir. Aynen. Zaten o da kurallarda yazıyor arkadaşlar. Burada var. Her geçişte bu turu tamamlıyorsunuz ya. Burada 40 tane kutucuk var. Her geçişte buradan 20 bin lira alıp geçiyor yani. Artı bu geçtikçe zaten siz şehir alıyorsunuz. Aldıkça sona doğru zaten oyun iyice güzelleşiyor. İlk başlarda biraz şey geçiyor. Monoton geçiyor ama daha sonra şey yaptıkça gelişiyor oyun. Bu kutunun üzerinde bu oyun 1 saat falan demişler de. Bu 1 saat falan hikaye arkadaşlar. Bu en az 3-4 saat sürüyor. Yani ben 1 saatte bitirdiğimizi hatırlamıyorum. Monopoly ile bir kıyaslama yapacak olursa Monopoly gerçekten pahalı yani. Monopoly tarzında bir oyun bu. Ona rağmen hani eğlencesi falan hemen hemen aynı. Ama o ithal olduğu için gerçekten hani en aşağı 100-150 liradan başlıyor. Bunu ben 65 liraya aldım. 150, 200, 250, 300, 350'ye kadar ben Monopoly oyunu gördüm ki yani bu çok çok ucuz ona göre ve bu fiyata göre de çok güzel şeyler veriyor. Bence aynı zevki alırsınız. Arkadaşlar şimdilik bu şekilde yani size bilgi verdim. Zaten oyuna başladığınız zaman kurallara da bakarak oyunu çok rahat oynarsınız. Çok zor değil, çok eğlenceli bir oyun. Ailenizle şu korona günlerinde sıkılmadan eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.